Hoş geldiniz efendim. Zeynep nerede? Daha okuldan dönmedi. Bu yakınlarda sık sık okuldan eve geç gelmeye başladı. Yoksa benim bilmediğim bir şeyler mi var Hatice Hanım? Hayır efendim. Zeynep senin de evladın sayılır. Rahmetli karımın ölümünden sonra elinde büyüdü. Eğer bildiğin bir şey var da benden saklıyorsan seni de affetmem. Vallahi yok efendim. Seni çok seviyorum Zeynep. Ben de seni çok seviyorum Hakan. Kız, ben de seni çok seviyorum dedi. Sarılıp öpüştüler. Mike, kızın yalan söylediğini biliyordu. Bu bir tuzaktı. Ama dudaklarını kızın ateşli dudaklarından çekemiyordu. Allah Allah. Dudaklarını kızın dudaklarından çekti. Sana kaç defa söyleyeceğim çalışırken kitap okuma diye. Tamam patron, sinirlenme, tamam. Silahını kızın çıplak göbeğine dayadı. Gözlerinin içine baka baka ben de seni seviyorum. Hey, ne yapıyorsun? Çıldırdın mı sen? Bırak beni, kendine gel. Deli misin nesin? Anken alacaktım, karıştırdım seni. Kahrolasın. Kovuldum. Böyle önemli bir şeye benim fikrimi almadan nasıl karar verirsiniz baba? Ben senin babanım. Senin hakkında her şeye karar vermek benim hakkım. Ama üniversiteyi bitirmeden evlenemeyeceğimi size söylemiştim. Siz de onaylamıştınız. Ben onay monay anlamam. Önümüzdeki sömestr tatilinde Mahmud Ağa'nın oğlu Cem'le evleneceksin, o kadar. Evlenmeyeceğim. Çünkü ben bir başkasını seviyorum. Ne dedin, ne dedin? Bir başkasını seviyorum dedi. Şimdi senin ağzını yırtarım. Benim kızım bir başkasını seviyormuş ha? Defol odana! Çocuklar, gelin buraya. Başkasını seviyormuş. Ben ona gösteririm. Buyur patron. Benim emrim olmadan Zeynep evden dışarı bir adım atmayacak. Sen de kızımın peşinde olan o hergeleyi hemen bulup bana getireceksin. Anlaşıldı mı? Anlayamadım efendim. Şimdi anlarsın. Bu bizim garajın arabası. Patronla konuştum. Sabah 8, akşam 8 sen çalışacaksın. Geceleri de Recep. Sağ ol lan. İnsanın arkadaşı olacaksa senin gibi olmalı. Kes palavrayı. Artık şu ziyer afiye numaralarını da bırak. Beni patrona mahcup etme. Tamam mı? Tamam, hadi eyvallah. Hadi güle güle. Siparişleri getirdim Hatice Hanım teyze. Peki şuraya bırak, ben de paranı getireyim. Suyu. Anlamadım. Çıkart elbiselerini. Hadi soyunsana. Burada mı? Evet burada. Daha orijinal değil mi? Ver şu çocuğu. Aç şu düğmeleri. Komiser Colombo prosunu yaktı. Direksiyona sıkıca sarıldı. Kendisini bekleyen maceraya doğru tam gaz yol aldı. Gözlerini kapat. Şimdi ben de soyunup yanına geliyorum. Komiser Colombo gözleri yolda avını arayan bir avcı gibiydi adeta. Bize iki paket Samsun. Çabuk ol. Gözlerimi açabilir miyim? Bu ne hal ulan? Vallahi benim bir günahım yok. Beni küçük hanım soydu Hatice Hanım teyze. Küçük hanım mı? Hı hı. Ha.
Komiser Colombo büyük bir olayla karşılaşacağını hissediyordu bugün. Çünkü içinden bir ses belanın yaklaştığını haber veriyordu. İşte beklediğimiz an geldi. Hoş geldi, sefa geldi. Çabuk buradan uzaklaşalım. Tamam. Takip mi ediliyorsun? Ne takibi? Başın dertte mi delikanlı? Of Allah'ım. Polis mi peşinde? Polis? Bana güvenebilirsin. Sana yardımcı olabilirim. Benim şoför olduğuma bakma. Asıl işim özel hafiyeliktir. Hafiyelik mi? Hiç çakılmıyor değil mi? Sen gevezeliği bıraksan da yolumuza devam etsek çok daha iyi olur. Bas gaza. Anlaşıldı. Başım belada. Sana yardımcı olacağım delikanlı. Sola dön. Yoksa solcu musun delikanlı? Ya da terörist mi? Kapa çeneni de karşıdaki mağazanın önünde dur. Yoksa mağazayı mı soyacaksın? Çok güzel. Eğlence başlıyor. Seni burada bekleyeceğim delikanlı. Merak etme. İşini rahatça görebilirsin. İşim uzun sürmez. Buna şüphem yok. Gidebiliriz. Üzgünüm küçük hanım. Araba meşgul. Soygunu yani müşterimi bekliyorum. O müşteri benim. Çok şakacısınız. Ne çabuk cinsiyet değiştirdiniz. İşte biraz evvelki elbiselerim. Operasyonu yapan doktorunuzun eli çok çabukmuş. Tebrik ederim. Gevezeliği bıraksanız da yolumuza devam etse. Oldu. Ne tarafa gidiyoruz? Boğaza çekin. Çok da güzelsiniz. Ne dediniz? Çok güzelsiniz dedim. Siz bana bakacağınıza önünüze baksanız daha iyi edersiniz. Bunlar benim için ufak şeyler. Korkmanıza lüzum yok. Telefon kulübesinin önünde durur musunuz? Gidebiliriz. Şu teybi kapar mısınız? Bir gönül meselesi mi? Onun gibi bir şey. Sizi atlattı mı? Buluşacağımızdan haberi yok. Ne tarafa gidiyoruz? Siz yola devam edin. Duracağınız zamanı ben size söylerim. Hmm.
Borcum ne kadar? Borcunuz yok. Hiç olur mu öyle şey? Lütfen. Benim de çorbada tuzum olsun. Fakat... ısrar etmeyin. Teşekkür ederim. Bir dakika. Üzmeyin kendinizi. O sizi arayacaktır. Bazı güzellikler vardır. İnsan kendini ondan kurtaramaz. İşte siz osunuz.